Esenyurt tabela durağındayım. Yıldırım Çarşı'ya geldik. Gördüğümüz gibi her eve lazım ve bütün markalar Yıldırım Çarşı'da. Şimdi Yıldırım Çarşı sahibi Enver Yıldırım Bey ile görüşeceğiz. Ve tanıyacağız iş adamımızı. Başarı öykülerini dinleyeceğiz. Neler yapıyor? Buradaki iş potansiyeli nedir? Satışlar ne durumda? Hep birlikte öğreneceğiz. Yıldırım Çarşısı'na girdik. Gördüğünüz gibi mobilya çarşımız, ne ararsam var. Enver Bey'i tanıyalım. Enver Bey kimdir? İş adamımızı tanıyalım. Ben 1964 Ardahan Göle'de doğdum. Bir köylü çocuğuydum. Liseyi Göle'de bitirdim. Askerliğimi Bingöl'de yaptım. İstanbul'a göç etmek zorunda kaldık herkes gibi. İşte burada Esenyurt'ta ilk yerleşkemiz Esenyurt. 35 yıldır burada ticaretle uğraşıyoruz. Çok sektörlerden geçtik. En sonunda bu mobilya sektöründen karar verdik ve devam ediyoruz. Mobilya sektörünüz baba mesleği mi? Ya değil. Da kendi seçiminiz değil, mi? Değil. Baba mesleği değil. Babam köylü. Hayvancılıkla uğraşırdı, tarımla uğraşırdı. Tabii bunu biz kendimize bir iş ahdi olarak seçtik. Hedef koyduk. İşte ilk uyanışımız İnegöl'de oldu. Çevremiz vardı orada. Onlarla beraber bu mobilya sektörüne girmeye karar verdik. Peki buradaki faaliyetleriniz nelerdir Enver Bey? 1986'dan 92'ye kadar biz kasap dükkanı çalışırdık, market çalışırdık, cam dükkanlarımız vardı. Sonra bu sektöre biz 92'de başladık. Yani biz ailece karar verdik kardeşlerimle beraber. 92'den bugüne kadar Esenyurt'ta aile halen devam ediyor. Aile şirketi olarak mı devam ediyorsunuz? Yok, aile şirketi, şey olarak aile şirketi, evet. Hı hı. Yani, biraz geniş açar mısınız Enver Bey? Yani faaliyetiniz biz, nelerdir, nasıl yani burada? Çünkü çok sevilen insansınız evet. Burada. Esenyurt bölgesinde. O yüzden biz sizi tanımak istiyoruz. Tabii biz Esenyurt'ta esnafla başlarken burada yol yoktu. Elektrik yoktu, doğalgaz hiç yoktu zaten, altyapı hiç yoktu. Ta 89'da burası belde belediye oldu. Gürbüz Çapan döneminde, o zaman SHP dönemiydi. İlk belediye oldu. Ondan bugüne kadar işte altyapılar gelen giden yaptı, bayi hizmet oldu. Biz de bu arada Esenyurt hızla gelişen bir bölge, hızla göç alan bir bölge. Esenyurt çok kozmopolitik bir bölge oldu. İşte Nijeryalı, Kenyalı, Afrikalı, İranlı, Iraklı, Suriyeli, Türkmenistanlı, Özbek, hep Esenyurt mevcut. Bugün halen de devam ediyor. Biz de bu çerçeve Esenyurt'un bir evladı olduk artık. Esenyurt'u kendimize bir aile olarak gördük. Biz bu ailenin içine yaşadık, büyüdük ve gelişiyoruz. Halen ticaretimize devam ediyoruz. Olumlu neler yaşadınız peki? Buranın halkı çok sıcak, çok cana yakın. İşte her zaman bir köylün gibi, bir komşun gibi, bir kardeşin gibi sürekli irtibat halindeyiz zaten. Ve Esenyurt halkı da beni seviyor. Yani hemen hemen neredeyse nüfusun %80'i beni iyi tanır. Tabii yeni gençler bilmiyorum ama biz burada bunlarla bütünleştik. Birlikte hareket ettik. Esenyurt halkının hizmet kârıyız biz. Esenyurt halkının manevi bir oğluyuz. Sadece Esenyurt bölgesine mi çalışıyorsunuz? Tabii Esenyurt'un hemen hemen 3-4 tane mahallesinde bizim alışveriş mağazalarımız vardır. Ama siz biraz daha geniş olarak hani sadece Esenyurt'un dışında da mağazalarınız var. Onun için de hani... Tabii Esenyurt'u ben seviyorum ama benim dışarıda da mağazam olsa ben illa da Esenyurt'u görmeden olmuyor. Yani şimdi benim ilk mağazam burası, ilk göz ağrım burası. Buradan olmuyorum yani. Peki Enver Bey, siz sevilen sayılan bir iş adamısınız burada. Sizi çok seviyorlar. Buradaki başarı sırrınızı biraz açar mısınız bize? Tabii ki. Yani şimdi burada öncelikle yaptığın işi severek yapman lazım. İşini severek yaparsan zaten hedef koyman lazım. Bıkmadan, çekinmeden işin başında olursan ekmeğini yersin yani. Ne kadar güzel. Başarının sırrı çalışmaktır. Yani çalışmadan başarı elde etmek başarı değildir. Yani
Başarının sırrı çalışmaktan geçer, üretmekten geçer. Azim ve kararla olur. Siz de ürettiğiniz için evet, başarıya yani, buradan tabii, tabii. geldim diyorsunuz. Yani bir atasözü var diyor. Çalışmadan başarı, başarı değil. Peki hedefiniz nedir sizin? Yani tabii hedefimiz bundan sonraki sanayileşmek. Yani üretim yapmak. Ekonomi olarak zaten Türkiye genişleyen bir ülkedir. Ekonomisi şu anda iyi. Pandemi dolayısıyla zaten herkes çekebildiği kadar çekiyor. Ama önümüz her zaman açıktır, aydınlıktır. Karamsar hiçbir zaman bakmıyoruz. Hep sürekli pozitif bakıyoruz. Tabii biz hiç merdiven altı ürün satmadık. Hep kaliteye önem verdik, markaya önem verdik. Zaten en büyük başarı da budur. Yani rahmetli Sabancı ne demişti? Ben ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Biz de hiçbir zaman merdiven altı ürün hiçbir mağazamıza sokmadık. Hep marka ve kaliteye önem verdik. Başarının sanırım en büyük sırrı da bu. Peki kendi markalarınız var mı? Kendi markalarım var, patentim var Saraylım ama işte üretime geçtiğimiz zaman onu faaliyete geçireceğiz. Ben bizim tüm müşterilere ve bizde ürünü severek alsınlar, hiç çekinmeden, her türlü imkanımız var. Parası olsun olmasın, imkanı olsun olmasın. Esenyurt halkının hizmetindeyiz, tüm müşterilerimizin hizmetindeyiz. Ucuzu ucuza almak değil, kaliteyi ucuza almak önemlidir. Bizde de kalite var, fiyatları da çok uygun. Peki buradaki müşterilerle aranızdaki diyalog nasıldır? Çok sıcak, çok iyi. Bir aile gibiyiz. Yani ucuzluk mu, pahalı mı? Ya zaten bizim müşterilerimiz fiyatı kendisi belirtiyor, bize bırakmıyor. Bizde alışveriş yapan hiçbir müşteri bizi bırakmaz. İşte örneğin bizde alışveriş yapmış, kendisi evlendiği yılda ceyiz almış, çocuğu büyümüş, evlenmiş, Kadıköy'e taşınmış, oradan gelmiş gene bizden alıyor. Büyük çekmiş, başka ilçelere taşınıyor İstanbul'un. Gene çocuğu büyüyor, kızı, oğlu gene gelip bizden alışveriş yapıyor. Bu da bir memnuniyettir ve bir güvendir. Biz insanlara her şeyden önce güven veriyoruz. Ürünlerini zamanda teslim ediyoruz. Ayıptı, hiçbir ürün satmadık bugüne kadar. Dediğim gibi zaten arkanızda sizi seven müşteriniz var. Siz de onlara kaliteyi sunmak zorundasınız. Merdiven altı ürün sattığınız anda o müşterinizi kaybedersiniz. Yurt dışından size müşteri hani ürün istediğinde gönderebiliyor musunuz? Tabii yani şimdi artık dünya bir oldu. Yani o kadar hayat kolaylaştı ki. Zaten siteler var, internet var, telefon var. Adam giriyor, ürünlerimizi görüyor, istiyor. Biz de kargo ile gönderiyoruz. Orada tüm Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Orada hiçbir sıkıntı yok. Buradan gençliğe, üretimcilere söylemek istediğiniz bir söz var mı? Tabii ki şimdiki gençler biraz daha internetçi, biraz daha bilgisayarcı. Aslında kendilerine iyi güvenmeleri lazım. Proje üretmeleri lazım. Yaptığı işi severek yapmaları lazım. Önce kendilere güvenmeleri lazım. Üretim yapmaları gerekiyor. Tabii, değil mi? Tabii, üretim yapmaları gerekiyor. Yani kendine güvenen insan her şeyi, başarı elde eder. Başarısız hiçbir şey olmaz. Çalışmak, üretmek, gelişmek, Ar-Ge araştırmalarını iyi yapmaları lazım. Gerekiyor. Ar-Ge araştırması olmadan olmuyor. Değerli iş adamımız Enver Yıldırım Beyefendi'yi tanıdık. Başarılarını dinledik. Kendisi de çok değerli, güzel bir insan, başarılı bir insan. Esenyurt'ta bir lider. Enver Bey'in bu güzel sözleriyle kapatıyoruz programımızı.